8 Kasım 2019 Antalya Manavgat'tayız. Geçen sene Diyarbahçelerinde çekim yaptığımız Tevfik Öz Rekor Gelişim evet. müşterimiz. Burada 1000 ağaçlık 40 dönüm üzerinde kurulu evet. bir Valencia bahçesindeyiz. Burada da Rekor Gelişim kullandık. Kullandık bu sene. Neler oldu? Ne söyleyebiliriz? Ne anlatabiliriz? Sezondan önce Rekor Gelişim ürünümüzü kullandık. Hı-hı. Sizin dediğiniz şekilde geçen sene evet. kullanmıştık bu ürünü. Bu bahçede bu sene şöyle bir izlenim yaptık. Şöyle kameraya bakalım. Kameramızda. Sadece Rekor Gelişim ürünü kullandık. Sıfır ilaç, sıfır gübre. Şimdi sadece Rekor Gelişim kullandık. Burada bir uyarı koyalım hemen. Şimdi Rekor Gelişim bir ilaç, bir gübre değil. Evet. Bunu belirtelim. Gübrelememizi yapacağız ama siz bu evet. sene yapmadan. Denemek amaçlı. Deneme amaçlı yaptınız. Evet. Evet, neler hiç oldu? İlaç atmadan ve sadece gübre vermeden Rekor Gelişim kullanarak. Hı hı. Tutumlar bu şekilde. Yani şöyle gösterelim ya tekrardan. Güzel. Yani bu Valencia, bunun hasadı evet, daha Şubat'ta yapılacak. Şubat Mart ayında. Gibi. Şubat evet. Mart gibi yapılan bir çeşit. Ve hiç gübre kullanılmamasına rağmen tutum çok harika. Hı hı. Şöyle gidelim isterseniz. Göstererek yavaş yavaş gidelim. Şimdi normalde besleme mutlaka yapmamız gerekiyor ama tabii, şimdi şunu her zaman söylüyoruz. Rekor Gelişim bir toprak düzenleyici. Topraktaki evet. var olan besinleri, gıdaları ne varsa tamamını ağaca geçirebiliyor. Evet. Burada aslında siz bunu bir şekilde de ispatlamış oldunuz. Kendiniz de görmüş oldunuz. Ama bu bir yıl için geçerlidir. Az önce evet. gezerken de size söyledim. Mutlaka seneye gübrelemenizi yapın. Evet. Biz siz de ona göre zaten kışlık şeyinizi almışsınız. Yani. Şöyle gösterelim mi? Yani şimdi yerleşme, şişme konusunda evet, şu anda şöyle normal yakın hasat, gösterelim. Hasattaki boyutunu yakaladık. Şu an neredeyse. Hasat boyutuna gelmiş. Evet. Şey anlamında. Şöyle gidelim. Siz anlatın. Devam edin. Şey anlamında. Rekor Gelişim'den gayet memnunum. Burada bu sene özellikle sırf deneme kararlı. Demin de dediğim gibi sıfır gübresiz ve ilaçsız bunu denedim. Şimdi burada da mesela baktığınız zaman tane irilikleri de evet, çok harika. Birbirine neredeyse şu anda yakın. Daha kaç ay var hasatımıza? Hı-hı. Şu anda kesim boyutunda. Kesim boyutuna geldi diyorsunuz. Geldi meyveler yani maşallah. Hı-hı. Şöyle Çınar Bey bakarsan. Şuraya da gösterelim, şöyle gidelim. Hemen hemen her noktada aynı yani evet. buraya da baktığınızda evet. buraya da baktığınızda şöyle yakına gelelim şu eteklere. Evet. Meyve irilikleri çok. Yani meyve irilikleri konusunda şu an neredeyse hasat. Belki bir ay sonra hasat olur gibi evet. bir durum gözüküyor yani ağacı geniş de gösterelim evet. geriden. Şimdi burada toprakla alakalı buranın toprak yapısı nasıl? Nasıl bir bölge? Bu bölge sorgun. Evet. Sorgun, Manavgat'ta sorgun burada denen bir yer. İki çeşit toprak yapısı var. Bir kumsal yapı var. Bir de aşağı evet. taraflara doğru daban toprak var. Her iki toprak ama yapısında da sonuçlar aynı değil mi? Evet. Burada bütün hepsinde aynı ve gevşeme gözüküyor kesinlikle ağaçlar. Zaten yerdeki bu otlanma. Bunu şeyden de fark edebiliyorum ben. Yazın su verirken evet. biraz daha geç veriyoruz suyu. Yani su istemesi azalıyor bitkinin. Su istemesi biraz daha azalıyor. Azalıyor. Biraz daha geç verebiliyoruz. Geç verebiliyorsunuz. Zaten gübre vermedik dediniz. Evet. Bir de şunu fark ettik burada. Bu Rekor Gelişimi kullandıktan sonra mesela sulama biraz fazla yapınca yüzüne çıkıyordu. Hı-hı. Bunu da yaptık. Yani süzülüyor yani, toprağa. Yani suyun drenajını sağlamış oldu evet, toprağın. Yani suyu emebilir. Aynı zamanda da toprakta korumasını sağlıyor. Yani bu bitki daha geç su istiyor. Evet. Şey anlamında zaten bu meyvelere meyve baktığınız zaman meyvenin şu parlaklığı da yani şu şekilde baktığınız zaman şey anlamında yani buna şey tabirinde ne diyorsunuz? Tırsaklık mı diyorsunuz? Bu şey parlaklığı çok güzel. Meyve ince kabuk zaten. İnce kabuk şey değil. Pürüzlü değil meyvenin yüzü. Evet. Sulu olduğu belli. Yani bu kiloda da tabii ki etki eder. Kiloda da etki edecek. Biz şimdi geçen sene diğer Washington ve Valencia karışık olan daha yaşlı bir bahçeydi. Evet. Çekmiştik. Belki üreticiler buradan izleyecekler. Özellikle Manavgatlar zaten sizi tanıyorlar, biliyorlar evet. Şey anlamında. Oradaki gördüğünüz sonucun aynısını burada yaşadık. Burada ben sırf gübresiz burada çünkü bu gübresiz olacak mı diye gübresiz özellikle bu tehlikeli bir hareket ama yapmayalım. Şöyle şuradan evet. biraz daha gösterelim mi? Bence bunu yakaladık bilmiyorum. Şöyle. Şurada falan şu, çok harika. Hani buna baktığınız şu zaman şu anda kesim boyutu var ağaçta. Şu şekilde.
Valencia çeşidi. Evet. Şu iç bölgedeki mesela şöyle aşağı etekleri. Yani ağacın altı dolu. Yani şuradan şöyle gösterebilirsen bak şu karşıya doğru. Şöyle az daha gel bu tarafa doğru. Yerlere kadar şu an dolu yani. Maşallah. Genel alanda. Şöyle gidelim. Biraz daha istiyorum ki gezelim. Yani insanlar demesinler. Bir iki ağaçta şey oldu. Yani şu ağacın tutumu ortada görünüyor. Şu şekilde yakına gelelim. Gösterelim. Yani şu bir tek dal yani. Şu şekilde. Şuradan geliyor. Şöyle bir dal. Gidelim. Gösterelim oraları da. Yani ağaçların yaprak kalitesi anlamında ne söyleyebilirsin? Evet, hiç gübre kullanmamamıza rağmen ağaçların renk anlamında var mükemmel gibi. Bir renge sahip yani. Bu bence de önceki atılan gübrelerin alımını sağlıyor anlamında. Ya şimdi toprak içerisindeki minerallerin var olan atılmış gıdaların da evet. Bağlı olan özellikle bağlanabilen gruptaki ürünlerin de çözülmesine fayda sağladığı sonucu var. Evet. Burada tabii üretimde görüyorsunuz. Şimdi buradaki yaprak kalitesi yani son derece güzel, tertemiz, pırıl pırıl. Şöyle gelin, burada videomuzu şey yapalım. Rekor gelişimi geçen sene kullandık. Bu sene kullandık. Evet. Hatta akrabanız, dayınız evet. İbrahim Bey de evet. Bahçelerinde kullandı. Zeytin, ceviz, portakal evet. Bahçelerinde. Evet. Onlar da nasıl sonuçlar? Gidiyor musunuz? Görüşüyor musunuz? O da memnuniyetini dile getiriyor. O da memnuniyet getiriyor. İyi sonuçlar alındığını söylüyor yani. İbrahim Halimoğlu evet. Bahsettiğimiz. Evet. Tavsiye eder misiniz? Tekrar soruyorum. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Kullanıyorum ve kullanmaya da devam peki, edeceğim. Peki şöyle bir matematikle yapalım mı? Rekor gelişimle ilgili harcadığınız masraf, maliyet karşılığı ne kadar bir karlılık sağlıyor tekrar geri dönüşü? Bence şeyden çok daha... Yani gübrenin yanında ek olarak bir maliyet gibi görünüyor ama evet. Fazlasıyla bu çıkarttırıyor. Fazlasıyla zaten mahsulden kesinlikle, geri dönüyor. Kesinlikle. Hem kaliteden hem verimden. Çektiğiniz, size... gördüğünüz meyve tutumundan da bu belli yani. Yani şöyle görünüyor şu şekilde aynı ağaçlar. Üçer dörder tane. Üçer dörder tane ve eşit standart. Evet. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederim. Manavgatlılara buradan selam gönderiyoruz. Evet. Bahçenizi de gezdirdiniz. Bol bereketli olsun. İnşallah daha da. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz.